Merhaba değerli arkadaşlar. Tekrar karşınızdayız yepyeni bir videoyla. Bugün ne inceleyeceğiz arkadaşlar? Bugün güzel bir e, böyle tespih seronomisi var. Onları hemen size göstereyim ama bunlar hep maskot tespihler. Şimdi şöyle şöyle tespihlerimi koyayım arkadaşlar. Bunlar iki grup yapacağım. Birinci grup bu. İkinci grubu da bir iki gün sonra çekeceğim inşallah arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşırım. Şimdi bu maskot tesbihlerimi ben hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Detaylarını, ölçülerini paylaşmak istiyorum. Bugün renkler üzerinden gideceğiz. Malzemelerin renk alışı da var içlerinde. Onları da size göstereceğim. Hemen ilk elime gelen tespihimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle iki renk bir çalışma. Hatta buna bir ışık vurabiliriz. Şöyle bakın kırmızı ve içi lila olan dışına ışık vurduğunuzda böyle yani koyu bir bordo. Bakın imamimin burası da hafif mavi gözüken bir tesbihimiz. Şimdi bunun ölçüsüne bakacağım. Ölçüsüne bakacağım. 11'e 14 ölçüsünde arkadaşlar. Kaçlıymış? 11'e 14. Geniş delik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li bir tespihimiz. Şimdi bunun gümüş püsküllü süslemesi burada. Şimdi bunun ölçülerine baktık. Lezzetine bakacağız şimdi. Evet. Arkadaşlar bu malzemeler bakın biraz vitrinde kaldı. Ee, yani gerçekten lezzet harika. Böyle hani büyük tesbih sevmeyenler ya da e, büyük tesbih sevip yanında taşıyamayanlar için böyle maskot tesbihler çok ideal oluyor. Bununla her yere girebilirsiniz. Küçük tesbih gibi hemen elinizde saklayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden büyük tespihi siz toparlayana kadar herkes elinizde görür. Hani bazen görünmemesi gereken yerler icap edebilir arkadaşlar. Konumunuz, çalıştığınız yer ya da bulunduğunuz yer itibarıyla böyle bir durum söz konusu olabilir. <laughs> Ama yani bana kalsa ben başımda taşırım. Çünkü ben boynumda taşıyorum bu tespihler arkadaşlar. Boynumda. <laughs> Bakın benim tespih bayağı renk aldı arkadaşlar. Bakın. Boynumdan çıkarmadan şey yapıyorum. Bakın ne kadar çok renk aldı. Bir tane burada onun gibi var. Bak yeri gelmişken göstereyim size. Böyle bir güzellik olsun. Şurada bir tane var. Aynı zamanda aynı malzemeden yapıldı. Benim boynumda renk alışı farklı. Alamıyorum. Aldım. Bakın şimdi karşılaştıracağım. Bir tane böyle var. Şimdi... Aynı zamanda yapıldı arkadaşlar. Şu Boynumdan çıkartayım mı? Çıkartayım. Hadi bakayım. Bakın aynı malzeme aynı zamanda yapıldı. Ben bunu gerçekten öyle çok ciddi çekmiyorum. Bazen e, namazlarda çektiğim oluyor. Malzeme bakın damarları çıkmaya belirginleşmeye başlamış. E, bu da durduğu yerde renk aldığı halde boynumda ısıya maruz kaldığı için, güneş ısısına maruz kaldığı için ne kadar çok renk değiştirmiş, aradaki farka. Bakın bakın şu delik aralarına da bakabilirsiniz. Delik uçlarına. Bunlar kapalı olduğu için daha geç renk alıyor. Havayla fazla temas etmiyor. Bakın tonu yakalıyor. Evet. <laughs> bunda şöyle göstermiş olduk ama video içine video koyduk. Neyse. Şimdi bu güzel tespihimizin imamesi de çok güzel gerçekten. Bu güzel tespihimizi şöyle bir kere daha çekip kenara koyacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi elimi atıyorum hangisi gelirse. o bir tane de böyle şeffaf geldi. bu malzeme yok uzun zamandır arkadaşlar. Bu kadar şeffaflıkta malzeme yok. Çok çok güzel. Şıkır şıkır pırlanta gibi parlayan bir malzeme. Ee, çekimi de hakeza güzel. Çok çok güzel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Burada bu da 11'e 14 olduğunu düşünüyorum. Genelde öyleydi çünkü kalın delik çalıştık. Delikleri temiz. 11'e 14. Tam 14 mü? Yani 14'e tam yakın biraz yakın tam 14 çıkmamış. Evet arkadaşlar. Bu da güzel mi güzel şıkır şıkır bir tesbihimiz. Malzemenin güzelliğine bakın. <laughs> gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şıkır şıkır. Şöyle detayına bakın arkadaşlar. Yaklaştırıp bakabilirsiniz. Her türlü bakabilirsiniz. Delikleri tertemiz. soruk. Evet. Bunu da kaldırdık. Şimdi elimi atıyorum. Ne geliyor? Kırmızı geldi arkadaşlar. Ya kırmızı. Yine tahmin ettiğimiz gibi 11'e 14 ölçülerinde 11'e 13,5 arkadaşlar. 14 değil. 11'e 13,5 ölçülerinde kırmızı 17'li mükemmel bir tesbihimiz yine. lezzeti o biçim arkadaşlar. Bu kırmızı biraz açık böyle demli çay modunda açık bir şey renk tonu var. Gittikçe kızarıyor arkadaşlar yalnız. Kıpkırmızı olacak. Evet. Çakmağın rengi biraz daha koyu tabi. Evet <laughs> rengi biraz daha koyayım. Şimdi bir tane de böyle karışık renkli yeşil zümrüt yeşilini gibi o tona yakın bir yeşil var. Ondan sonra buğulu şeffaf var. Ondan sonra bunlar pembeydi. Böyle renk aldı arkadaşlar. Kızarıyor bakın. Kıpkırmızı olacak bunlar. Diğerleri de renk değiştirecek. Koyulaşacak. Şu siyah tonunda renk alacak şunlar yine açık böyle orange tarzı kırmızı tonuna varmaya çalışacaklar bu malzemeler. Yine kalın delik. Hemen ölçüsüne bakıyorum bunların. 11'e 14 ölçülerinde karışık mı karışık, güzel mi güzel, şık bir tespihimiz yine. Maskot bir tespihimiz. Bizim web sitemizde maskotların adı vardı arkadaşlar. Biz maskotlara Polşak diyoruz. Polşak maskotlara polşak diyoruz. Ee, ama piyasada bilinen adı maskot olduğu için maskot olarak da anıyoruz. Maskot polşak tespih ediyoruz. De polşak deyince pala tespih ait olduğunu anlayın arkadaşlar. Evet. Harika. Harika harika. Şıkır şıkır ya. Gerçekten böyle cezbe cezbediyor insanı. Cezbediyor böyle şeker gibi duruyor. Evet. Bu şekerleri de böyle koyalım madem şeker gibi duruyor dedik. Şöyle netleştireyim orayı. Şimdi bir tane daha böyle güzel, e, böyle şeker pembesi, şeker kırmızısı diyelim. Şeker kırmızısı daha uygun oluyor. Şeker kırmızısı gibi bir e, tespihimiz. Malzeme kodunu da yazmışız buraya A9 diye. E, gerçekten tonu benim hoşuma giden bir tondu. Yine böyle fıçı kesim ama geniş ağzı bir fıçı. Şöyle ölçülerine bakıyoruz yine 11-14 ölçüleri gibi hep çalışmışız. Tam 14'e yaklaşmıyor. 11-14'e yakın. Yine e, malzemenin lezzeti ve kalitesi çok iyi arkadaşlar. Sesi çok iyi arkadaşlar. Bu tesbihler size her şeyi unutturacak inanın. İnanın her şeyi unutturacak arkadaşlar. Ne stres bırakıyor ne başka bir şey. <laughs> Çok güzel. Bir de ben normal çekiyorum arkadaşlar. Bazıları böyle çekerken ses gelsin diye çatır çatır abanıyor. Ben abanmıyorum. Şu anda biraz abanır gibi yapıyorum ama böyle beceremiyorum çekmeyi. Bak. Ne yapıyorlardı? Sıkılaştırıp basıyorlar böyle çat çat ses gelsin diye. Bunlar gerçek normalde çektiğinizde duyabileceğiniz sesi duyun istiyorum. O yüzden normal çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Çok çok iyi. Bir de bazı arkadaşlar çektikleri ortamda böyle şey oluyor. Yankılanma yapıyor. Onlarda malzeme daha böyle kıtır 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 ses geliyor. Biraz aldatıcı olabiliyor o sesler arkadaşlar. O yüzden normalde günlük ortamda kulağınızda duyabileceğiniz bir ses olmasını istiyorum. Ona da dikkat ediyorum arkadaşlar. Yoksa benim bu fotoğraf kabininde videoyu çektiğimde yankı yapıyor sesi. Gerçekten böyle tesbih kendinden gelmeyen sesi yansıtıyor sanki. Böyle olağanüstü bir ses yansıtıyor. Çatır çatır böyle çekerken böyle göklere uçacakmışsınız gibi geliyor. Öyle değil. Gerçeği öyle değil, gerçeği böyle arkadaşlar. Evet, gerçekten sesi çok çok iyi arkadaşlar. Bu tabi ilk hissiyatları. Siz zamanla bunu çekip güzelleştirdikten ve besledikten sonra malzemenin coşacağını söyleyebilirim. Gerçekten e, hayal edeceğinizin üstünde bir performans alacağınızdan eminim. Şimdi bunun da ölçüsüne bakıyorum. Buğulu bir şeffaf bu arkadaşlar. Bal rengi. Ee, 11'e yine 13'e yakın bir ölçü var. Evet 11'e 13 gibi. 13'ü biraz geçiyor arkadaşlar. 11'e 13 diyebiliriz. 11'e 13 ölçülerinde yarı saydam kalın delikli kısa tok imameli böyle güzel bir tesbihimiz var. Vay vay vay. Şimdi burada son parçamızı tanıtacağım arkadaşlar. Son parçamız bu. Bu böyle koyu kahverengi bir malzeme. Esasen bu biraz açık çıkıyor. Sonradan koyu kahveye doğru gidecek. S70 malzemeden yapılmış. Kodu var üstünde. Yine tahminimce 11'e 14. Evet. 11'e 14 ölçülerinde kalın delik. Bunun imamesi biraz farklı, hani horozun imam ediyorlar ya, ona benzer bir imamesi var. Şimdi şöyle çekim lezzeti yine evet, su götürmez bir gerçek. Şu lezzete bak. Harika, <laughs> harika, harika arkadaşlar. Evet. Bu da son parçamızdı. Böylece sizinle paylaşmış olduk. Şöyle sergimizde yapalım. Şöyle güzel gözüksünler. Güzel bir fotoğraf alacağım. Hem siz de görün buradan. Bazen arkadaşlar işaretliyor. Şunu istiyorum, bunu istiyorum diye. Böyle durumlar içinde şöyle genel olarak bir fotoğraf da alıyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.